Merhabalar. Bu videomda sizlere Hacerül Esved'den bahsedeceğim. Hacerül Esved, kapkara taş anlamına gelir ki Arapça bir terkiptir. Hacer ve Esved kelimelerinden. Esved en siyah, Hacer de taş demek. Kapkara taş anlamına geliyor. Taşın koyu kırmızı ve siyaha daha çok yakın bir renk olduğu ve bundan dolayı da bu şekilde isimlendirildiği belirtilir. Tavafın başlangıç noktasını belirlemek için Kabe'nin güneydoğusundaki köşesinde bulunan bir taştır. Yani siyah taş olmanın ötesinde hiçbir özelliği yoktur, bildiğiniz taştır. Ancak bu taşla ilgili enteresan gizemli yorumlar üretilmiştir ve değişik romantik iddialar dillendirilmiştir. İddiaların başında bu taşın Hazreti İbrahim tarafından Kabe'nin anılan köşesine konduğu iddia edilir. Ancak daha da detayı vardı. Nuh tufanı sırasında bu taşın Ebu Kubeys dağına konduğu ve buradan Hazreti İbrahim'in alıp onu getirip Kabe'nin köşesine koyduğu iddia edilir. Ve aynı zamanda da kimi geleneksel ve romantik yorumlarda da taşın cennetten geldiği gibi iddialar da vardır ki bunlar akla ziyan yorumlardır. Hiç dikkate almamak gerekir ancak bizim Müslüman zihninde böyle bir anlayışın olduğunu da belirtelim. Bunun yanında ki bu konuya değineceğim zaten ileride. Bunun yanında ayrıca bazı yorumlarda da Arapların kimi taşlarda putları olduğundan söz ediliyor. Dolayısıyla da bu taşın da putlardan birisi olabileceği, bu itibarla da bu taşa anlam yüklemiş olabileceklerine dair özellikle Batılıların böyle yorumları var ama bunlar da tamamen mesnetsizdir. Bunu da belirtmiş olalım. Araplar Hazreti İbrahim'in hatırası olarak hem Kabe'ye hem de Hacerül Esved'e büyük önem vermişlerdir ve kutsiyet atfetmişlerdir. Hatta Kabe'nin kutsiyeti bile bu taşla sembolize edilmiştir ve özellikle de hac ve tavafın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Buraya kadar taşın genel özellikleri veya genel durumunu dile getirdik. Ancak bu taşın başına türlü hadiseler de gelmiştir. Enteresan serüveni vardır. Mesela bunların birisi Kabe zaman zaman seller ve yangınlara maruz kalmıştır. Bu nedenle taş biraz bozulmuştur. Bazı tahribatlar olmuştur veya bazı baskınlarda tahribata uğramıştır. Yer yerde tamir edilmiştir. Bunlar arasında Mekke'nin ilk sakinlerinden olan Cürhümlüleri Huzallar Mekke'den kovuyorlar. Onlar da bu taşı alıp götürüyorlar. İddialara göre bir süre taş bulunamıyor. Sonradan izi sürülüyor ve getirilip yine eski yerine konuyor. Yani Cürhümlülerin kaçırdığı da söylenir. Yerine konuyor. Ve takriben Risaletten 5 yıl önceki Kabe tamiratı sırasında da herkesin hemen hemen bildiği bir hikaye anlatılır. İddialara göre tabii taşa kutsiyet atfettikleri için Araplar seller nedeniyle Kabe'yi temellerine kadar yıkıyorlar, yeniden yükseltiyorlar. O sırada Hacerül Esved'i hikayeye göre yerine koyma imtiyazını ben elde edeceğim, ben elde edeceğim diye güya kabileler birbirleriyle çatışmanın eşiğine gelince bir çözüm bulmaya çalışıyorlar ve neticede de Ebu Ümeyye bin Mughire denen şahsın önerisi doğrultusunda bir karar alınıyor. Deniliyor ki bu Şeybe kapısından İlk önce kim gelirse taşı yerine o koysun. Bu meseleyi böyle çözelim. Tesadüf bu ya. Hazreti Muhammed geliyor. Dolayısıyla da Hazreti Muhammed'e bu görevi veriyorlar. O da iddialara göre abasını veya bir bez parçasını getirttiriyor. Bunun üzerine taşı herkese yuvarlattırıyor. Her birisine bir tarafından tutturuyor ve taşı da kendisinin yerine koyduğu iddia edilir. Tahmin edebildiğim kadarıyla bu iddia biraz da Hazreti Peygamber'e paye vermek adına dile getirilen kurgusal bir hikayedir. Zira bunu Hazreti Peygamber'e bırakmazlardı Araplar böyle bir kutsiyet atfedilecekse. Fakat bu tarz haberler arasında Resulullah'ın gerek dedesi gerek kabilesiyle ilgili birçok abartılı iddiayı görebilirsiniz. Kanımca bu da biraz buna benzer bir muhtevada sunulmuştur. Özellikle Şeybe kapısından gelen kişi olarak Hz. Muhammed'in tasvir edilmesi baktığımız zaman Mekke toplumunda Resulullah'ın böyle ne bir hakemlik rolü var ne de herhangi bir bu yönde bir Kureyş ileri gelenleri arasında ağırlığı vardır. Kaldı ki 30-35 yaşlarındaki bir genç
henüz delikanlıdır Araplara göre. Dolayısıyla da fazla da itibar etmezler. Ama olay kurguda olsa Hazreti Peygamber'in çözüm üretme yönüne benziyor ve adil bir şekilde bu yolla taşın yerine koyduğu söylenir. Bunlar tabii anlatılan hususlar. Fakat bir de daha sonradan yine taşın başına bir takım hadiseler gelecektir. Mesela Abdullah bin Zübeyir 683-692 yılları arasında halifelik ilanında bulunuyor ve 9 yıl kadar Kabe'yi ve Mekke'yi kontrol ediyor. Yezid'in ordusu onu ortadan kaldırmak için Kabe'yi baskına uğratacak ve bu baskın sırasında Kabe mancınıklatılacak ve aynı zamanda bugünkü anlamda bombardımana tutulacak, yani taş atan silahlarla ve aynı zamanda neft, petrol denir, böyle bir yer yer çıkardı. Onu yanıcı madde olarak atarlardı ki Kabe üzerine de böyle yanıcı maddeler attıkları için Kabe bir yangın geçirecektir ve bu yangın sırasında taşın 3 parçaya ayrıldığı, daha sonradan Abdullah bin Zübeyr'in Kabe'yi temellerine kadar yıktığı ve yeniden yükselttiği ve bu sırada da çatlayan taşı tekrar yapıştırıp bir korunağın içerisinde yerine koyduğu iddia edilir. Kısa süre sonra bir tahribat daha görecek. Bu sefer Abdülmelik döneminde. Abdülmelik'in ordusu da Haccac'ın önderliğinde Mekke'ye gelecekler ve Abdullah bin Zübeyr'i burada kıstıracaklar. Neticede Kabe'nin içerisinde öldürecekler. Ancak bu çatışmalar sırasında taşın herhangi bir zarar gördüğünden bahsedilmez. İddialara göre Abdullah bin Zübeyr'in taşı koyduğu korunak eskiyince Harun Reşit tarafından yenilenmişti. Taşın başına asıl musibet 930'lu yıllarda, yani Abbasiler döneminde gelmiştir. İddialara göre Karmatiler Mekke'ye baskın yapacaklar ve şehri yağmalayacaklar. Bu süreçte de Kabe'yi tahrip edecekler ve Hacerül Esved'i de alıp kaçıracaklardır. Karmatilerin reisi vardır, Ebu Tahir. Bu diyor ki bu dinler insanlara sıkıntıdan başka bir şey getirmedi. Dolayısıyla da İslam'ın sembolü de Kabe. Girelim Kabe'yi ortadan kaldıralım ve böylece bu insanları bu beladan kurtaralım düşüncesiyle Kabe'ye giriyor. Hatta ihramlarının arkasına kılıçları sakladıkları tavaf sırasında masum insanlara saldırarak adeta Mekke'yi kan gölüne, haremi kan gölüne çeviriyorlar ve böylece şehri de yağmalıyorlar, Hacerül Esved'i de alıyorlar ve kaçırıyorlar. 930'dan sonra bir daha ancak taş 950'li yıllarda bulunup getiriliyor. Fakat taş parçalanmış, kala kala 4-5 parça bulabiliyorlar ve bu 4-5 parça bir fanus içerisine konup öylece yerleştiriliyor. İşte taşın başına gelen hikayelerin bir kısmı. Burada tabi harem bölgesi, güya orada bir sinek bile öldürülmez. Fakat bakınız, yani Allah'ın himayesinde olduğu yer olarak söyleniliyor. Veya Ebrehe ordusu için Allah'ın doğrudan tarihe müdahale ettiğini, evrene müdahale ettiğini düşünüyor bizim Müslüman kafası. Fakat neden acaba Karmatilere müdahale etmedi ve Karmatiler hareme girip onca insanın niçin kanını döktüler, bunu sorgulayamaz. Böyle de enteresan bir zihin dünyamız vardır. Bu konu epey uzundur. Belki ileride açarım. Buna da bu vesileyle değinmiş olayım. Sonuç itibarıyla Hacerül Esved'i Hecer'de buluyorlar parçalarını ve getirip yerine koyuyorlar. Bunu bir iddiaya göre Abbasi halifesi Muti Lillah vardır. 30 bin dinar fidye ödeyip alıyor. Öyle taşı yerine koyuyor iddiası var. Bir başka iddiaya göre de yine aynı dönemlerde Fatimi halifesi Mansur Billah vasıtasıyla taşın yerine koyduğu gibi iddialar da vardır ama bu Fatimi halifesi hikayesi biraz havada kalan bir iddia. Çünkü Fatimiler o dönemde çok güçlü değillerdir. Fatimiler bir daha 970'te Mısır'a girecekler ve Mısır daha güçlenecekler. Bunun öncesinde Kuzey Afrika'dadırlar ama o kadar güçlü değillerdir. Sonuç itibariyle taş bu şekilde bulunacaktır. Zaman zaman taştan parça almak için müdahaleler de olmuştur. O yüzden de zaten fanusun içerisine konuyor. Hatta benim okuduğum kadarıyla, aklımda kaldığı kadarıyla 1930'lu yıllarda Afganlı birisi Hacerül Esved'den bir parça koparıp almaya çalışmış. Fakat bu adam yakalanıp idam edilmiştir.
Yine bu taşa ait olduğu söylenen küçük bir parçanın Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir hadım ağası tarafından İstanbul'a getirildiği ve türbe kapısının üst tarafına konduğu gibi iddialar da vardır. Bu taşın işlevi tavafın başlangıç noktasını belirlemektir. Bir dönüş Kabe etrafında bir şaft. 7 şaft bir tavaf oluyor. Her dönüşte gelip taşa ellerini sürerlerdi. Fakat el sürme imkanı ortadan kalkınca, kalabalık olunca uzaktan da selamlamayla ve selamlarken de Allahu Ekber deme suretiyle taşı istilam derler. Yani selamlama tavafın başlangıç noktası olarak belirtilmiştir. Bunlar tabi eski cahiliye örfünden kalan hususlardır ama Hazreti Peygamber de yaptığı için bu uygulama devam etmiştir. Hatta bunu yaparken avuç içleri Hacerül Esved'e doğru kaldırılmalıdır şeklinde çeşitli detaylar verilmiştir uzaktan işaret olarak. Bunlar tamamen semboliktir. Çeşitli dualar da okunabilir bu safahatta. Bir rivayette de Hacerül Esved bu Araf suresinin 172. ayetinde Elest Bezmi diye bir husustan bahsedilir. Yani Allah'ın ezelde ruhlardan akit almasından bahsedilir. Dolayısıyla da dünyada da bu taşı istilam edenler, akdi yerine getirenler olarak taşın insanlara tanıklık yapacağı gibi böyle abuk subuk romantik yorumlarda dillendirilmiştir. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bu tarz şeylere lütfen inanmayın. Bunlar yani fi tarihinde dile getirilmiş hikayelerdir ki Mekke tarihçisi Ezraki veya çok daha sonraki dönemlerde Süheyli bu tarz hikayelerden bahsetmiştir. Yani kaynakta bir iddia var diye bu iddia mutlaka doğru olmaz. Mutlaka araştırmak gerekir. Mesela bir hadis rivayetinde Hacerül Esved'e dokunan kimsenin Rahman'ın eline dokunmuş gibi olacağı iddiası dillendirilmiştir. Yani Allah'ı insan gibi düşünüyor ve Allah'la adeta musaffaha yani tokalaşma yapmış gibi gösteriliyor ki son derece komik bir şey. Hatta yine hadis rivayetleri arasında ki biraz mevzu tür hadisler arasında taş Allah'ın sağ eli olarak da nitelendirilmiştir. Dikkat edebiliyor musunuz? Ve buna dokunan Allah'la biatleşmiş gibi olacak şeklinde meş'um iddialar dillendirilmiştir. Bunların hiçbirisi doğru değildir. Bazı yorumlarda ise aslında taş önceden beyazmış ama insanların günahları nedeniyle kararmışmış. Yani taş insanların günahları. Madem insanların günahları nedeniyle taş kararıyorsa günah işleyen insanlar niçin kararmıyor? Ya da şöyle mi diyelim, zenciler hep günahkar olduğu için mi kararıyor? Yani şimdi bütün mesele iddialara nasıl yaklaşmanız gerektiğine geliyor, düğümleniyor. Siz rivayetleri akıl tutulmasıyla okur ve bunların üretilme nedenlerini veya üretenlerin kim olduklarını, bunların zihni kapasitelerinin ne olduğunu anlamazsanız bu tarz hikayeler gelir, karşınıza çıkar ve bunları da insanlara anlatırsınız. İşte Sümük-ü Şerif'inden alınız. Bu tarz hikayelerin bugün dillendirilmesinin arka plandaki sebeplerden birisinin bu olduğunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Yani işlenen günahlardan dolayı taş güya kararmışmış. Bu da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir iddiadır. Bunu da bu şekilde bahsedeyim. Bazı yorumlarda da aslında taş bundan dolayı değil, Kabe'deki yangınlar nedeniyle kararmıştır. Ve müşriklerin ayrıca kestikleri kurban kanını ona sürdükleri için kararmıştır gibi yine kusura bakmayın ifade edeceğim ama abuk subuk iddialar vardır. Bunların hiçbir anlamı yoktur. Taşın konumunu en iyi özetleyen aslında Hazreti Ömer'in yaklaşımıdır. Hacerül Esved ile ilgili olarak hemen hepimiz biliriz. Ne diyor? Ey taş, senin kapkara taş olduğunu biliyorum. Ne bir insana fayda verir ne de zarar verirsin. Bunu da biliyorum ama Resulullah sana hürmet ettiği için, seni istilam ettiği için ben de istilam ediyorum şeklinde bir açıklaması vardır. Kimi rivayetlerde de Resulullah'ın öptüğü, bu nedenle de Resulullah'ın seni öptüğünü görmeseydim sana seni öpmez veya sana hürmet etmezdim dediği gibi iddialar vardır. Bunları da anladık. Gelelim bir de taşın cennetten geldiği iddiasına. Bu son derece ilginçtir ve oldukça da uzun bir konudur. Özet olarak sunacak olursam, bu bütünüyle Yahudiliğe öykünmedir. Bunu bir kere belirteyim. Yahudi geleneğinde Kudüs'teki Sahre, Kubbetü Sahre diye bilinen Sahre ki Abdülmelik döneminde o Kubbetü Sahre binası yapılmıştır. Etrafına taşın üzeri örtülmüştür. Bunun cennetten gelme taş olduğu
Hatta dünyadaki bütün pınarların kaynağının burası olduğu, buranın cennetin iz düşümünde olduğu ve zannediyorum 17 veya 18 kilometre dünyanın herhangi bir yerinden cennete daha yakın olduğu gibi Yahudi efsaneleri vardır. Sonuç itibarıyla bu taşın cennetin iz düşümünde olduğu ve cennetten geldiği iddia edilmiştir. İşte buna nazire olarak da Müslüman zihni benzer bir hikaye üretmiş. Kabe'yi de cennetin iz düşümünde düşünmüş ve Hacerül Esved'in de cennetten geldiği taş olduğu iddiasını dillendirmiştir. Akla ziyan bir yorumdur. Zira millet zannediyor ki halihazırda cennet cehennem kurulmuş ve orada mahşer gününü bekliyor. Böyle bir şey yok. Cennet cehennem yoktur. Yani inancımız gereği cennet cehennem öldükten sonra olacak. Yani halihazırda böyle bir şey yoktur. Fakat Yahudi efsanelerinden türetilen hikayeler gelmiş böyle Müslümanların zihnini allak bullak etmiştir ve bununla ilgili türlü türlü efsaneler üretilmiştir. Hatta Beytülmamur da bu bağlamda değerlendirilmiştir. Hatta ve hatta beni dinleyen dostlarım bilirler, anlatmıştım. Hazreti Peygamber'in Kudüs'ten Miracı ile Mekke'den Miracı vardır. Bakınız Müslim ki Buhari ve Müslim Kur'an'dan sonra yani en otorite kaynaklar ve bunlar güya birbiriyle de çelişmezler. Alın size baba bir çelişkiden bahsedeyim. Mesela her iki muhaddis de Hazreti Peygamber'in İsra olayında Kudüs'e kadar geldiğini söylerler. Burada Buhari burada bırakır. Buraya kadar geldi, geri döndü der. Yani Kudüs'ten göğe yükselişten hiç bahsetmez. Kudüs'ten göğe yükselişten bahsetmez ama. Müslim ise Mekke'den Kudüs'e kadar geldiğini, buradan göklere çıktığını söyler. Buna mukabil Buhari Kudüs'ten döndükten sonra bir başka olayda Hazreti Peygamber'in Mekke'den göğe çıktığını söyler. Ki ben İsra ve Miraç konusunu çalışmış birisiyim. Yani iki temel kaynak dediğiniz kaynaklardan bir tanesi Buhari, sizin yere göğe sığdıramadığınız ey hadis perestler, sizin miracınızı tarumar ediyor. Ve dersinize iyi çalışın. Buhari Kudüs'ten miracı kabul etmez. Buhari peygamberin Mekke'den göğe çıktığını kabul eder. Günaydın. Diyeyim de belki biraz imanlı konuştum. Biraz dersinize çalışırsınız. Beni miracı inkar ediyor diye dinden çıktığımı söyleyenler, miracın tepeden tırnağa hikaye olduğunu, hatta büyük oranda Zerdüştlük'ten aparılan ve peygambere uyarlanan bir hikaye olduğunu bütün detaylarıyla ben yazdım, anlattım. Kaynağım orada duruyor. Ve bir ayağı da İsrailiyat kökenli hikayelerdir. O yüzden Hz. Musa çok fazla Miraç anlatıları arasında vardır. Oysa baştan aşağı efsanedir. İşte Yahudilikteki cennetin iz düşümü, Kudüs veya Süleyman Mabedi telakkisine paralel olarak Müslüman zihni de Kabe ve cenneti düşünüyor ve cennetin iz düşümünde olduğunu söylüyor. O nedenle de bu kara taşın da cennetten geldiği gibi akla ziyan hikayeler, iddialar dillendirilmiştir. Vesselam. Umarım Hacerül Esved'le ilgili birkaç hususu anlatabildim. Belki daha fazla da uzatma mümkün ama ana çerçeve budur. Fakihlerin bir takım anlattıkları hikayeler vardır. Keza selamlamanın ne olduğu hususunu merak edecekler biliyorum. Bildiğiniz cahiliye geleneğidir. Ki zaten hacla ilgili ritüellerin çoğunun cahiliye geleneği olduğunu söyleyelim. Yani İslam'ın neleri kaldırdığını daha önce belirtmiştim. Hacerül Esved'i selamlamada eski Arap örfündeki uygulamalardan birisidir. Vesselam. Evet değerli dostlar, bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.